Gezgin yazar Seymen Bozaslan Cumhuriyetimizin 100. yılında anlamlı bir eserle okurların karşısına çıktı. Altın Kitaplar etiketiyle yayınlanan 100. yılında Türkiye Seyahatnamesi, teknolojik altyapısıyla kalıpların dışına çıkarıyor. Bozaslan'ın yeni kitabı 81 ili defalarca gezerek, fotoğraflayarak, not alarak oluşturulmuş. Kitabın hikayesini Seymen Bozaslan'la konuştuk. Gezgin aslında turistten farkı olarak bulunduğu yeri biraz daha lokal yaşayandır. Turist belli bir zamanı olandır. Ben yıllarca Beyaz Yaka çalışırken belli bir zaman içerisinde 14 günlük yıllık iznimle bu işi yaptım. Şu an süreyi kendim yönetiyorum ve daha çok keşfedebiliyorum. O yüzden artık modern çağ gezgini olduğu diyebiliriz. Modern çağ gezgini de tatlı bir söylem çünkü seyahatname kelimesi vesaire bize ustamızdan Evliya Çelebi'den gelmiştir. Ama Evliya Çelebi kısıtlı imkanlarla yapmıştı. Bizim günümüzdeki ulaşım imkanları daha fazla tabii ki. Haliyle daha çok şey keşfedebiliyor ve anlatabiliyoruz. İlk başlama benim aslında bir Türkiye'deki klasik memleket çocuklarından biriyim aslında. O yüzden anneannemle memlekete giderken Doğu Ekspresi ile öyle başladı diyebiliriz. Ondan sonra gitgide artık bulunduğun yerde devamda ne var diye onu merak ediyorsun. Bir yere gidiyorsun, orada bir dağ var. Peki dağın arkasında ne var vesaire diye artık Türkiye'deki sınırı tamamladım. Ve bir süre sonra bu benim hoşuma gitmeye başladı, keyif almaya başladım. Daha sonrasında bütün gelirimi de buna yönlendirdim açıkçası bir süre. Bütün kazancımı dünyayı keşfetmeye, ülkemi keşfetmeye adadım diyebilirim uzunca bir süre. Ve öyle de devam etti. Ondan sonra ve Türkiye'yi bugüne kadar işte bu mantıkta 81 dili 4 defa keşfetme fırsatım oldu. 67 tane ülkeye gittim. Proje benden çıktı. Böyle bir şey yapmak istiyordum. Çünkü ya seyahat eden birisiyim ve seyahat eden insanların nelerle karşılaşabileceğini, hangi sorulara cevap aradığını aşağı yukarı biliyorum artık. O yüzden insanların bana sosyal medyadan sorduğu soruları da hep not alırdım. Ve ondan sonra insanların ihtiyacına göre bir kitap çıkmalı diye düşünüyordum. Ve bunu da 100. yıl Türkiye seyahatnamesiyle yaptım diye düşünüyorum. Çünkü okur burada kitabı yanına aldığı itibaren Türkiye sınırları içerisindeki bütün yeme içme tavsiyelerini, konaklama tavsiyelerini, festival tarihlerini ve termal kayak tesisi gibi imkanların hepsine bir çırpıda ulaşabiliyor. Bu akıcı bir şey, güzel oluyor okur için. Aynı zamanda bunun dijital yönlendirmeleriyle de farklı bir kitap oldu. 176 tane QR kod var içerisinde. Bunlardan bu özellikle Google Maps'ten bulunduğu yerden görecek yerlere artık kilometre hesabı yapabiliyor. Google'ın bütün datasına ulaşabiliyoruz diyebilirim. Bütün işletme yorumları, başka kullanıcı, benim tavsiyem yola çıkıp başka kullanıcıların yazdığı yorumları da görüntüleyebiliyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Ve en güzeli kitap çıktı ama sonrasında da ben gelecek senede bu QR kodları güncelleyebiliyorum. Yani yeni deneyimler elde ettikçe kitap bu yüzden de her zaman güncel bir, dinamik bir akit olacak. O yüzden de kitaba biz yaşayan seyahatname diyoruz. Güzel bir sponsor bulabilirsem kitabın İngilizcesinin 100. yılın kutlamasının olduğu haftaya getirmek istiyoruz. Zor bir karar. Türkiye şartlarında daha da zor bir karar. Bunu kabul ediyorum. Güvenli alanından çıkmak her zaman herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama ben de bunu zaten 5-6 yıldır altyapısını oluşturuyordum. Kendime güvendiğim zaman güvenli alandan çıktım. Çünkü ben artık bazı şeyleri garanti altına almıştım. Nasıl bir sistem kuracağım, nasıl çalışacağım, çalışma modelimi, yeni gelir sistemimi hepsini ayarladıktan sonra ben o dalı bıraktım aslında. İleride de ne olur bilmiyorum. Belki doğru bir karar verdim, belki yanlış bir karar verdim ama seyahat içerikleri üretip insanları gezmek isteyen insanlara yol göstermeye devam etmeye çalışacağım umarım. Bakalım.